Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım merhabalar. Şimdi ben video anlatmalar devam edeceğim. Nelerimiz kaldı? Logaritma, diziler, limit, türev, integral gibi konularımız kaldı. Bu süreç içerisinde de kampımız başlıyor. Arkadaşlar videoların altına çok yorum geldi. Şunu hemen bir açıklama getireyim. Eski konuları arkadaşlar eksiğiniz varsa zaten onları dinleyeceksiniz. Onların videoları zaten kanalda var. Bir daha o videoları program içerisinde katarsam ben bir dahaki yılki AYT sınavına kadar anca bitiririz. Programımız soru bankası, altın kitabın çözümleriyle oluşan kısım. Şimdi yeni anlattığım videolardan yeni konuların testlerini yazdım. Ama hocam işte ben nasıl yetiştireceğim, ne yapacağım diyenler var. Programı kendinize göre kaydırın. Tekrar testleri kafanızı karıştıracağınızı düşünüyorsanız eğer, oradaki tekrar testlerini bir sonraki haftaya veya bakın son haftalarda program biraz daha rahatlıyor. Kaydırabilirsiniz. Yani programı kendinize göre ayarlayın. Benim istediğim şey şu aslında bakın sizden istediğim şey sınava kadar olan süreci dolu dolu geçirmeniz. Yani bu dolu dolu geçirmek nasıl işte bir soru bankasını bitirerek olur veya deneme çözerek olur ama şunu istemiyorum sizden. Ya işte sabahleyin 11'de kalkacağım, işte bir saat çalışacağım, bırakacağım. Böyle hedefsiz bir şekilde olursanız zamanınızın boş geçer ve hiçbir verim alamazsınız. İşte bu sorun olan şeyi fırsata çeviremez duruma gelirsiniz. Sizden istediğim şey dolu dolu geçirmeniz. İşte bunu yaparsanız dolu dolu geçer. Ne yapacağım, ne edeceğim derseniz anca ayvayı yersiniz. Benim sözümle söyleyeyim ayvayı yersiniz. Evet şimdi logaritmaya başlıyoruz. Şimdi logaritmaya başlarken öncelikle... Logaritma fonksiyonun çıkış noktası olan üstel fonksiyona bir giriş yapmamız lazım. Üstel fonksiyonun ne olduğunu bir söylememiz lazım. Çünkü logaritma fonksiyonu dediğimiz fonksiyon üstel fonksiyonun ters fonksiyonu. Bakın fonksiyon yine fonksiyon. Fonksiyon fonksiyondan kurtulamıyoruz. O yüzden en önemli konumuz fonksiyon dedik. Şimdi üstel fonksiyon. A reel artı eksi 1 olmak üzere ve x eleman reel sayı olmak üzere r'den r'ye fx eşittir a üzeri x. Şimdi ne demek fx eşittir a üzeri x? Bakın. x'ler bu sefer nereye çıkıyor? Sabit sayının üstüne çıkıyor. Yani bakın bu x kare değil. x küp de değil. Böyle kuvvet fonksiyonu değil. x'ler sayıların neresinde olacak? Üstünde olacak. 3 üzeri x gibi bak. Üstel fonksiyonudur. 1 bölü 2 üzeri 2x artı 1 gibi. x'ler sabit sayının üstünde olacak. Üstel fonksiyonudur. Kök 2 üzeri 3 eksi x. Bak x'ler sabit sayının üstünde. Pi üzeri x eksi 2. Evet. Nedir bunlar? Birer üstel fonksiyondur. Şimdi tanımıza dikkat edelim. Şuradaki a dediğimiz sayının adı nedir? Tabandır. İşte logaritmada da taban diyeceğiz buna. Tamam mı? Taban. Şimdi şartımız ne? Taban ne olacak? Pozitif olacak. Ama 1 olmayacak. Bak dikkat et. Taban pozitif olacak. Yani eksi sayıların üstünde x'ler varsa bu üstel fonksiyon değildir. Çünkü değişim gösterir. Üstü pozitif olduğunda farklı, negatif olduğunda farklı şey yapar. Taban ne de olmayacak? Bir de olmayacak. Bu da üstel fonksiyon değildir. Taban eksi olmayacak değildir. Neler de üstel fonksiyon değildir? X'ler aşağıda hocam x kare üstü var. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bu kuvvet fonksiyonudur. Üstel fonksiyon dediğimizde taban da sabit sayı. Üste x de bilinmeyen de bir şey olacak. Yani bunlar da üstel fonksiyon değildir. Şimdi çok ayrıntısına gireceğiz. Üstel fonksiyonun grafiğinin nasıl olduğuna bakacağız. Üstel fonksiyonun ne demek olduğuna bakacağız. Yani en basitinden mesela şu şu fx eşittir 3 üzeri x için bakalım. 3 üzeri x için bakalım. Mesela x'e 0 değerini verdiğim zaman bak şurayı sileyim bir temizleyeyim fx eşittir 3 üzeri x için bir bakalım grafiği nasılmış neymiş üstel fonksiyonu biraz irdeleyelim 3 üzeri x mesela. Şimdi mesela x'e 0 değerini verdiğim zaman 3 üzeri 0 oluyor. Evet ne yapıyor 3 üzeri 0'da? 1. Yani y'miz 1. Bak x'e 0 değerini verdim. Y'si kaç olacakmış? 1. Şimdi x'e 1 değerini veriyorum. 3 üzeri 1. Y eşittir 3 üzeri 1. Yani sonuç 3 oluyor. Bak x'e 1 değerini verdim. Sonucum nereye gitti? 3'e gitti. Tamam mı? Şimdi mesela x'e bir de eksi 1 değerini verelim şurada. Eksi 1 değerini verirsem 3 üzeri eksi 1 olacak. 1 bölü 3 olacak. Bak eksi 1 içinde 1 bölü 3'müş. İşte şu şekilde bir grafiği olacak. Grafiklerin çizimlerini ayrıntılı olarak bakacağız. İşte nasıl bir grafiktir bu? Artan bir fonksiyondur. Azalan olanı da var mı? Evet. Şimdi birazdan onları anlatacağım. Mesela fx eşittir 1 bölü 3 üzeri x olsaydı bu sefer verdiğin değerler x değerleri büyüdükçe sonuçlar küçülecekti. O zaman da fonksiyonumuz şöyle azalan bir grafik izleyecekti. İşte bu fonksiyona üstel fonksiyon diyoruz. Logaritmayı da üstel fonksiyona bağımlı olarak tanımlayacağız. Hemen örneklerimize bakalım hadi sorularımıza bakalım. Şimdi birinci sorumuz. F, R'den R artıya hangileri üstel fonksiyondur diyor. Neydi üstel fonksiyon olma şartım? Taban 1 olmayacak ve taban 0'dan büyük olacak. Pozitif olacak yani. O zaman bu üstel fonksiyon falan değil. Taban 1 olamaz. Taban 2 Evet üstünde x'li bir şeyler var. Üstel fonksiyondur olur. Taban eksi 4 olursa olur mu? Olmaz. Tabanın pozitif olması lazımdı. Tabanın pozitif. Üsttekinin eksi x falan olması beni ilgilendirmiyor. Üstteki x'li olsun yeter. Evet bu da üstel fonksiyondur. İşte bunların numaraları var. 1, 2, 3, 4. Hangileri üstel fonksiyonmuş? 2 ve dördüncüsü üstel fonksiyonmuş. Tamam mı? Hadi şimdi ikinci soruya bakalım. Diyor ki fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu vermiş fonksiyonları üstel fonksiyon olduğuna göre diyor. Şimdi üstel fonksiyonda bir kere şuradaki artı dörtler falan hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani üstel yani sonuçları da değiştirecek de üstel fonksiyon olup olmamasını değiştirmiyor. Üstel fonksiyonu etkileyen kısım taban ve üste bakman lazım. Tamam. Şimdi bakalım. Şimdi bu yukarıdaki ifadenin üstel fonksiyon olabilmesi için tabanın a eksi 5'in bir kere sıfırdan ne olması lazım büyük? Bir şartım daha vardı unutma. O tabanım a eksi 5 sayım neye eşit olmayacak? 1'e eşit olmayacak. Taban sıfırdan büyük ama 1'e eşit değil. O zaman atıyorum karşıya. Burası için a büyüktür. Kaç olmalı? 5'ten bunu da atıyorum karşıya. a Eşit değil 6. Ya hocam o zaman direkt 6'dan başlatsak olur mu? Olmaz. Niye? Burada bak şöyle düşün. 5'ten büyük olacak. Buradaki tüm reel sayılar ama 6'ya eşitlik olmayacak. Yani şu sayıları atmış olursun 6'dan başlatırsan dikkat et. Şimdi aşağıdaki de yine üstel fonksiyonmuş. O zaman bunun tabanındaki yazan 12 eksi a'nın da sıfırdan büyük ve 12 eksi a'nın da 1'e eşit olmaması gerekiyor. Attım karşıya A dediğimiz 12'den daha ne olmalı o zaman? Küçük olmalı. Attım bunu karşıya, bunu buraya veya A eşit değil 11 olmalı. İşte A'nın kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bakın A nereden başlıyor? 5'ten başlıyor bak. 5'ten başlıyor A. 12'ye kadar gidiyor. Ama hangi değerleri veremeyeceğim? 6 ve 11'leri de veremeyeceğim tam sayı değerleri diye sorduğu için 6 veremedim. 7 verdim. 8, 9, 10. 11 de veremedim. A'nın alabileceği 4 tane değer varmış. Neymiş o zaman? Taban sıfırdan büyük ama taban neye de eşit olmayacak? 0, 1'e de eşit olmayacak. Hadi bakalım başka neleri var? Evet şimdi üstel fonksiyonlarımız ne zaman artan oluyor, ne zaman azalan oluyor ona bakalım. Şimdi üstel fonksiyonun kaba grafiği iki şekilde karşınıza çıkacak. Şimdi üstel fonksiyonlarımız ya bu şekilde artandır. Üstel fonksiyonlarımız ya da bu şekilde azalandır. Tamam mı? Ya artan olacak ya azalan olacak. İşte ne zaman artan ne zaman azalan ona bakalım. Şimdi çok algıda yanlışlık olan bir şey var. Şimdi kitaplarda konu anlatımlı yerlerde falan şöyle yazıyor. Diyor ki fx eşittir a üzeri x fonksiyonu diyor a birden büyükse yani taban birden büyükse artandır diyor. Tamam. Bu fonksiyon için doğru. Yani taban birden büyük olması ne demek? Taban bileşik kesir ise. Tamam bak bunu unutma. Taban bileşik kesirse. Mesela 2 üzeri x. Mesela 3 üzeri x. Mesela 3 bölü 2 üzeri x. Bunlar nasıl kesirler? Bileşik kesirler. Üstü x ise bunlar kesin artandır. Şimdi eğer diyor ki taban sıfırla bir arasındaysa bu fonksiyonlar Azalandır diyor. Tamam bu da doğru. Sıfırla bir arasındaki sayılar nasıl kesir? Basit kesir. Ne demek bu? 1 bölü 2 üzeri x. 1 bölü 2 üzeri x. Mesela 3 bölü 5 üzeri x. Bak taban 1 bölü 2 0,5. Sıfırla bir arasında. O zaman bu fonksiyonlar nasıl fonksiyonlar? Da azalan. Ama işimizi bozan bazı şeyler var. Bu tanımı sana üstün ne iken vermiş? xken vermiş. Peki üstte eksi x olunca ne olacak? Şimdi burayı iyi dinle. Şimdi karşına şöyle bir şey çıkacak mesela. 3 üzeri x ve 3 üzeri 2 x eksi 5. 3 üzeri tamam tabana önemli değil üst önemli burada. 3 üzeri eksi x artı 7 veya işte 5 üzeri 7 eksi 2 x bölü 4. İşte 3 bölü 5 üzeri eksi x. İşte 1 bölü 2 üzeri 7 eksi x. Şimdi bunların artanlığına azalanlığına bakalım. Şimdi buradaki tanım şudur. X'in işareti artıyken bu yaptığım kurallar geçerlidir. Yani yukarıda 2x, 3x, x gibi şeyler varsa taban birden büyükse artandır, sıfırla bir arasında azalandır. Bak 3 üzeri x, x'in işareti ne burada? Artı. O zaman bu artandır. Tamam. Bu artan. Şimdi 3 x'in işareti ne? Artı. 3 üzeri artı. Bu da artandır. Tamam. Şimdi buraya dikkat et. Senden istediğim şey şu. Bak tabanını al. Tabanım kaç? 3. Üstündeki x'in katsayısı nasıl işareti var? Eksi. Koy üstüne eksi 1'i. 1 bir bölü 3. Yani bunun tabanı 1 bölü 3'tür aslında. O zaman bunun tabanı 1 bölü 3 ise bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Azalan. Yani tabanın üstüne x'in katsayısının işaretini koy. Eğer basit kesir oluyorsa azalan, bileşik kesir oluyorsa artan. Bak. Tabanım ne? 5. X'i bul yukarıda. Buldum. X'in önünde ne yazıyor? Eksi 2. Koy eksi 2. Nedir bu? 1 bölü 25'tir değil mi? Basit kesir. O zaman bu da nasıl bir fonksiyonmuş? Azalan. Tabanım ne? 3 bölü 5 bak. X'in üstündekinin işaretini al. Eksi. Eksi 1. Takla tıttıracak ne yaptı? 5 bölü 3. 5 bölü 3 nasıl kesirdir? Bileşik. Bu fonksiyon nedir o zaman? Artandır. Şimdi 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi aldım. X'in kat sayısını aldım. Ne yazıyor? Eksi. Eksi 1. Takla attırdım. 2. Nasıl bir fonksiyon? Bileşik kesir olduğu için artan. Tamam mı? Mantığını anladık mı? Yani burada taban ve X'in işaretini kullan sadece işi bitir. Hadi bakalım şimdi sorumuza. Birinci de tabanımı aldım 3. X'in kat sayısını aldım. 1, 3 üzeri 1. Bileşik kesir olduğu için birincisi artandır. İkinciye bak. Tabanım kaç? 5. X'in kat sayısını aldım üstüne. Eksi 2. Takla attırdım. 1 bölü 25 oldu. Tabanım basit kesir durumuna dönüştü. İkinci fonksiyon neymiş? Azalanmış. Üçüncüye bak şimdi. Tabanım ne? 2 bölü 5. X'i yakala. X'in önündeki işaret artı 1. O zaman 1. Yani tabanım 2 bölü 5. 2 bölü 5 nasıl bir kesir zaten? Basit bir kesir. O zaman bu fonksiyonda nedir? azalandır. Sonuncuya geldik. Sonuncu da tabanda ne yazıyor? 3 bölü 2. Al 3 bölü 2'yi. Üstündeki x'in katsayısına bak. x'in katsayısı ne? Eksi 1. O zaman takla attıracak bu buna. 2 bölü 3 olacak. 2 bölü 3 basit kesir olduğu için bu da nasıl bir fonksiyondur? Azalan. Kaç tanesi artandır diyor. Burada sadece bir tanesi artanmış. O da birinci fonksiyon. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu kadar basit. Şimdi dördüncü sorumuz. Dikkat. Şimdi bu anlattığım şey biliyorsan gerisi kolay. Artan olduğuna göre diyor. Şimdi artansa neyi alıyordum? Taban alıyordum. Bir tek taban lazım bana. 2 a eksi 7. Şimdi üstündeki x'in işaretini artı. Üstündeki işaret artı olduğu için taklamakla atmayacak. Yani tabanım 2 a eksi 7. Şimdi ne olmasını istiyordu bizden? Artan. Artan olabilmesi için tabanın ne olması lazım? Birden büyük. Yani bileşik kesir. Bitti. 2A eksi 7 büyüktür 1 diyorum. Attım karşıya 2A büyüktür 8'den tamam mı? Her iki tarafı böldüm 2'ye A büyüktür 4'ten en geniş çözüm kümesi 4'e eşitlik yok. Sonsuza kadar gidiyor bu. Tamam mı? Üst artı olduysa hiçbir problem yok. Azalan olsun diyordu. Bu sayıs 1'den ne? 0 ile 1 aralığındadır diyecektim. Azalan olsun deseydi o zaman ne yapacaktım? 0 2a 7 bir aralığında olsun diyecektim. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi sonraki soruya bakalım. Diyor ki azalan olduğuna göre diyor. Şimdi hemen üste gidiyorum bir. Üstteki x'in işaretine bakıyorum. Bak tabanımı aldım. 3a eksi 11. Tabanın işaretine üstün işaretine eksi. O zaman benim tabanım bu değil aslında. Benim tabanım burada takla atmış durumda. Tamam Şimdi bu fonksiyon azalan olduğuna göre dikkat et şimdi bu fonksiyon azalan olduğuna göre tabandakinin normalde ne olması lazım? Tabandakinin yani 3a eksi 11'in üstü eksi sayı olduğu için tam ters durum geçerli. Tamam Normalde azalan olabilmesi için bunun sıfırla bir aralığında olması gerekiyordu. Ama üstü eksi ise takla attırdıysak tam ters durum oluşacak. Yine bunun birden ne olması gerekecek? Büyük olması gerekecek. Tamam mı? O zaman atıyorum bunu karşıya. 3A büyük olmalı 12'den. Her iki tarafı böldüm 3'e. A sayımız yine 4'ten büyük olmalı. 4 ile sonsuz aralığı sorumun cevabı. Bak tekrar söylüyorum. Eğer üstü eksi ise ters durum oluşuyor. Şimdi üstü artı olsaydı basit kesir olabilmesi için bu sıfırla bir aralığında olacaktı. Ama eksi ise basit kesir olabilmesi için birden büyük. Artan olabilmesi için yani şuradaki şöyle de söyleyebiliriz. Şunu sıfırla bir arasına koyarsanız yine aynı sonuç çıkacaktır. Ama uğraşmayın tam ters durum oluşacak diyoruz. Çok basit tamam mı? Hadi devam edelim. Evet şimdi 6. sorumuzda birazcık daha pekiştirelim orada yaptığımız şeyleri. Şimdi diyor ki F ve G azalan olduğuna göre diyor. Şimdi bir kere artanlık azalanlığı taban ve üst beraber belirliyordu. Şimdi bak bu azalansa şimdi tab normalde taban 2 ise fonksiyonun nasıl olmasını bekliyorduk artan. Demek ki 2 iken azalan duruma geldiyse şuradaki x'in kat nasıl bir sayı olması lazım? Eksi. Tamam mı? Yani Burada ne söylüyorum? Yani 2 üzeri eksi bir şey olursa 1 bölü 2'ye dönüşür taban ondan sonra azalanır. Söylemek istediğim bu. 2'nin üstünde normalde 2'nin üstünde x'li bir şey varsa artandır. Ama x'in katsayısını eğer eksiye çevirsek azalan olur. Yani oradaki 2 eksi m dediğimiz sayı sıfırdan kesin küçük olmak zorundadır. Attım karşıya. M'lerimiz 2'den büyükmüş. Bu tamam. Şimdi g de azalanmış. Bakalım. G azalansa taban zaten 1 bölü 2. Taban basit kesir olduğunda üstü x'li yani x'in işareti artı olduğunda standart hareketini yapacak. Yani artan olacak. Yani burası içinde m artı 3 m değil ne orası? n artı 3'ün sıfırdan ne olduğunu biliyorum. Büyük olduğunu biliyorum. Yani işaretinin artı olması lazım. Attım. N dediklerimiz neyden büyük? Eksi 3'ten büyük. Şimdi bize diyor ki M artı N toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi bak soruda M ve N tam sayı deseydi M'yi 3 seçerdim. N'yi eksi 2 seçerdim. Toplamları bir yapardı ama bunu söylemiyor. Bunu şöyle yapacaksın. 2'den büyüktür M. Eksi 3'ten büyüktür N. O zaman bunları ne yapıyorum? Topluyorum şimdi. M artı neyi soruyor soru bize. Aralık sorusu, eşitsizlik sorusu. Eksi birden daha büyüktür m artı n. m artı n'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir o zaman? Sıfıra eşittir. Tamam mı? Taban bileşik kesir olduğunda artan olabilmesi için üstüdeki x'in işareti artı. Azalan olabilmesi için eksi. Taban basit kesir olduğunda artan olabilmesi için kat, x'in katsayısı eksi. Azalan olabilmesi için artı olması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi bunu yaptık. Üstel fonksiyonların grafiklerine geçelim. Logaritma fonksiyonun grafiğinde bize bu çok lazım olacak. Hadi güzelce dinleyelim. Biraz önce anlattım aslında. Yine ana kalıpta iki grafiğim var. Bak ana kalıp. Ana kalıbı bileceğiz. O ana kalıba göre grafiklerimizi çizeceğiz. Şimdi fx eşittir a üzeri x. X'in kat sayısı çalışıyorum yine. a birden büyükken bu grafik nasıl bir grafikti? Artandı. Bak bunların grafiği her zaman şöyle bir grafik olacak. Tabi yanına artı 2, eksi 2 gibi bir şeyler yapıldıysa o zaman fonksiyonlardaki yaptığımız ötelemeler, dö dönüşümler girmiş olacak içerisinde. Bunun grafiği şöyle artan bir grafiktir. A birden büyükse artan bir grafiktir. Tabi yukarıdaki x'in işareti artı. Şimdi bak eksenleri kestiği noktaları nasıl buluyoruz? Fonksiyonlarda standart bu. Hemen x gördüğüm yerlere 0 yazıyorum. x yerine 0 yazdım. A üzeri 0 eşittir 1. Nerede kesiyormuş y eksenini? 1'de. Sonra bir tane daha değer var. Herhangi bir değer var. Mesela x'e 1 değerini verdim. x yerine 1 yazınca sonucum neye eşit oldu? a'ya. x'e eksi 1 var işte mesela. Eksi 1 verince sonucum neye eşit oldu? 1 bölü a'ya. Grafiğim bu şekilde artan bir grafiktir. Şimdi taban sıfırla ile 1 arasındaysa grafiğimin nasıl olduğunu söylemiştim. Azalan. Bakalım. Ana grafik bunlar. Bu grafiklerin üstünden gideceğiz. Şimdi bunun grafiği de şöyledir. Yani isterseniz değer vererek yapalım bakalım. Şimdi x'e 0 değerini veriyorum. x'e 0 değerini verdiğim zaman burada yine a üzeri 0 yaptı. Sonucu 1'de kesiyor. Tamam mı? Şurada 1'de kesiyor. Şimdi şurada bir fark var yalnız. Şimdi a'ya 1 değerini verdim. Şey, x'e 1 değerini verdim. x'e 1 değerini verince y eşittir a yaptı. Şimdi a 0 ile 1 arasında bir sayı olduğu için bu sefer altta şöyle. Tamam mı? a yukarıda değil. a 0 ile 1 arasında burada. Şimdi a'ya eksi 1 ver. X'e eksi 1 ver. A'ya demişim. X'e eksi 1 verince bir bölü A yaptı. Şimdi A sıfırlı bir arasında olduğu için bir bölü A da 1'den büyük bir sayıdır bu sefer. 1 bölü A buralardadır. Bakın şimdi bunun grafiklerini geçtiği yerleri birleştirirseniz de şöyle azalan bir grafik olduğunu göreceksiniz. Ana grafiklerimiz böyledir. Ya artan olacak grafik, ya azalan olacak. Ne zaman artan, ne zaman azalan olduğunu zaten önceki videoda anlattım. Hadi çizelim şimdi. Şimdi sadece f(x) eşittir 3 üzeri x'in grafiğini istiyor benden. Tabana bakıyorum, artı şey sıfırdan birden büyük. Şuna da bakıyorum. Yani şu artanlık azalanlık incelemesini yap yine. Tabanın üstüne x'in işaretini koydum, artı 1, 3. Bileşik kesir olduğu için artan grafiği çizeceğim. Tamam mı? İstersek değer vererek de yapalım hadi. X'e 0 değerini verelim. X'e 0 değerini verdim. 3 üzeri 0. 1'den geçecek. 0 verince 1'den. X'e 1 değerini verdim. X'e 1 değerini verince 3 üzeri 1 eşittir 3. 1 değerini verdim. Nereye gidiyor? 3'e. X'e eksi 1 değerini veriyorum. 3 üzeri eksi 1 nereye gidiyor? 1 bölü 3'e. Bak eksi 1 verdim. O zaman da sonuç 1 bölü 3'e gitti. Bak artan grafik çıktı. Stel fonksiyonun kalıplarını adın gibi bil. Buralardan geçecek. Evet bu neyin grafiği? fx eşittir 3 üzeri x. Üstlerin falan değiştiği durumlara bakacağız. Hadi azalanlara bakalım. Birkaç tane de soru çözeceğiz. Nasıl oluyormuş grafikler? Son ayrıntısına kadar bakacağız. Sonraki videomuzda logaritmamız var. Üstel fonksiyonu bitireceğiz. Evet şimdi azalandan çizelim. Sonra farklı sorulara geçeceğiz. Şimdi 2 bölü 3 üzeri x. Üstü x'e sıkıntı yok. Artı x'e sıkıntı yok. Hemen yine ama belirlemeni yap istersen. Tabanı aldım 2 bölü 3. X'in işaretine baktım artı. O zaman 2 bölü 3 artı. 2 bölü 3 nasıl bir sayı? Basit kesir. O zaman bu fonksiyonun grafiği nasıl bir grafik olacak? Azalan. Bir kere bunu belirle. Sonra sen şıklardan da gidebilirsin tabii ki. Şıklarda bakacaksın işte sıfır verince. Bak x'e 0 değerini vereceğim. Hemen vereceksin 0'ı. x'e 0 değerini vereceksin. 2 bölü 3 üzeri 0 olacak. 2 bölü 3 üzeri 0 1. Yani hemen y eksenini 1'de kesiyor diyeceksin. 1'de kesmeyenleri eleceksin. Sonra grafiğe bakacaksın yine bazı değerler için. Mesela 1 değerini vereceğim. 1 değerini verince 2 bölü 3 yaptı. Bak x'e 1 değerini verdim. 2 bölü 3 birden küçük bir sayıdır. Buralarda bir yerdedir. O zaman grafiğim buradan da geçecek. X'e eksi 1 değeri vereceğim. Eksi 1 verdim. 2 bölü 3 üzeri eksi 1 oldu. Takla attırdı. 3 bölü 2 bak. Eksi 1 için cevabım neymiş? 3 bölü 2. 1 buçuk buradaymış. Buradan da geçecek grafiğim. O zaman bunları ne yapacağım böyle? Birleştireceğim. Azalan grafiğim karşıma çıkacak. Ama ne söyledik size? Kalıp olarak artanlığın ve azalanlığın kalıplarını bilin ki soruları kolay bir şekilde yorumlayabilelim. Hadi bakalım şimdi geldik dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu soru da biraz daha farklı tabii ki. Ne yapacağız bir bakalım hadi. Şimdi bize dokuzuncu soruda tabana üç vermiş. Şimdi normalde artan gibi görünüyor değil mi? Ama artanla azalanını belirlerken bir şey yapıyorduk. Üç, x'in katsayısının işareti ne? Eksi. Yani bunun tabanı aslında 3 değil. Nasıl 3? 1 bölü 3. Yani bunun grafiği bir kere kesinlikle azalan olacak. O zaman şıklarda şöyle grafik olanları hemen eleyeceksin. Tamam mı? Azalan olacak benim grafiğim. Şimdi ne nereden geçiyor? İşte bunu fonksiyonlardaki dönüşümlerle yapabilirsin istersen bak. Ya da değer vererek de yapabilirsin. Mesela 3 üzeri eksi x artı 1 fonksiyonun grafiği çizildikten sonra artı 2 yapıldığı için o grafik 2 birim nereye kaldırılmıştır? yukarı kaldırılmıştır ama bunların çok gerek yok bilmene şu anda. Tabi fonksiyonlarda bilmene gerek var ama bunu çize çözebiliriz biz. Bir kere grafiğin artı azalan olacağına karar verdim. Sonra değer ver. x eksi y eksenini kestiği yeri bulalım hemen. Ne yapıyorum? x'e 0 değerini vererek y eksenini kestiği yer bulunur daima. x'e 0 değerini verdim. 3 üzeri burası 0 yaptı. Burada 1 var. Artı 2'miz var. 3 artı 2'den 5. Yani y eksenini 5'te kesecekmiş bu grafik. Azalarak gelen ve 5'ten geçen bir grafik olacak. Elemeye başla. Sonra x'e mesela 1 değerini verelim. x'e 1 değerini verdim. Tamam mı? x'e 1 değerini verdim. 1 verince burası eksi 1 yaptı. Tamam mı? Artı 1, 0, 3 üzeri 0 oldu. Artı 2. 3 üzeri 0, 1'dir. 2 ile topladım 3. Yani x'e 1 değerini verince Sonucum da kaç oluyormuş? 3 oluyormuş burada. Bir değer daha bulabilirsin ama ben bulmayacağım. Ben azalan olduğuna da karar vermiştim zaten. Grafiğim bu şekilde azalarak gidecek. Bu grafikler arkadaşlar eğer aşağı öteleme yapılmadıysa x eksenini kesmez. Çünkü 3 üzeri x gibi bir şeyin sonucu sıfır olmaz. Limit olarak sıfıra yaklaşır ama sıfır olmaz bu şekilde kalacaktır. Anlaşıldı mı? Evet şimdi geldik 10. sorumuza. Şimdi 10. soruda da grafik vermiş bize. Denklemi de vermiş. O denklemin içerisindeki A ve B gibi bazı şeyler vermiş. Onları soruyor. Bir inceleyelim hadi. Arkadaşlar soruyu yanlış yazmışım. Önceki görüntüden alanlar şu 2 ile A'nın yerini değiştirdik tamam mı? Şimdi bakalım bu tarz sorular karşımıza çıktığında ne yapacağız? Bir inceleyelim. Şimdi bir kere grafik artan mı azalan mı bakın. Azalan bir grafik. Tamam mı? Şimdi o zaman azalansa bir kere şuna karar ver. Bak burada 2 var. Görüyor musun? 2 var. X'in katsayısında ne var? Eksi B var. Demek ki bu eksi bunu takla attırıyor. 1 bölü 2 üzeri B oluyor. Bak B nasıl bir sayı demek ki burada? Pozitif bir sayı ki 1 bölü 2 üzeri azalan olmasını sağlayabilsin. Tamam çok da önemli değil aslında. Şimdi ne yapacağız? Grafikte iki tane bilgi vermiş bana. Şu noktanın koordinatlarını söyle bana. Nedir burası? Sıfıra 23. Yani 0 yazınca sonucum kaça eşit olacakmış? 23'e. Başlayalım hadi. X yerine 0 yazıyorum. Burası 0 oldu. A çarpı 2 üzeri 2 artı 3 eşitmiş kaça? 23'e. Tamam bitti iş. At karşıya bunu. Tamam mı? Şurası 4 yaptı. 4A eşittir 20. Her iki tarafı 4'e böldüm bir de. A'mızın bulduk 5 olduğunu. Tamam. Şimdi devam edelim. Bir nokta daha var bakın. 1'e 23 noktası. Demek ki x'e 1 verince sonucum kaç olacakmış? 23. x'e 1 veriyorum ve 23'e eşitliyorum. A yerine 5 yazarak. A'yı 5 buldum. 5 çarpı 2 üzeri. x yerine 1 yazdım. Ne oldu burası? 2 eksi b oldu. Artı 3 eşittir 13 oldu. Tamam bitirelim işareti. 3'ü attım karşıya. 5 çarpı 2 üzeri 2 eksi b eşittir 10 yaptı. Her iki tarafı 5'e böldüm. 2 üzeri 2 eksi b eşittir 2 yaptı. Tamam. O zaman bakın 2'nin üstü kaç burada? 1. 2 eksi b'nin kaç eşit olması lazım? 1'e. 2 eksi b eşittir 1 ise b dediğimizde nedir burada? 1'dir. a artı b toplamı kaçtır diyor. 1'i 5, 1'i 1. 6 sorumuzun cevabı olmuş oldu. Bir iki sorumuz daha var. Çözüp sonra logaritmaya geçiyoruz. Evet şimdi 11. sorumuz. 11. sorumuzda daha çok fonksiyonlardaki o yaptığımız dönüşümler mantığı var. O mantıkla da çözeceğiz soruyu. Ama üstel fonksiyonun grafiği mantığıyla da çözeceğiz. Şimdi fx eşittir 3 üzeri x fonksiyonu vermiş. Bize gx, hx, mx fonksiyonlarından hangisinin artan olduğunu soruyor. Şimdi bir kere şu kenarda hemen 3 üzeri x fonksiyonunun grafiğini bir çizelim. 3 üzeri x nedir arkadaşlar? Üstü pozitif şöyle artan bir grafiktir değil mi? Bu 3 üzeri x'in grafiği. Şimdi ne yaptırmış? Fonksiyonu eksiyle çarptırmış. Bak yazalım gx neye eşittir? fx'i eksiyle çarptırmış. Yani eksi 3 üzeri x'miş. Şimdi o zaman ne yaptırıyor arkadaşlar? Eksiyle çarpmak grafiği ne yaptırıyordu? x eksenin üstündeki parçalar alta, alttakiler üste çıkıyordu. Yani nereye göre simetriğini aldırıyordu bize? x eksenine göre simetrisini aldırıyordu. O zaman bu grafiğin x eksenine göre simetrisini alırsak bak buradaki buraya buradaki buraya nasıl bir grafik oluşacak şöyle bir grafik oluşacak şimdi bu grafik artan mı azalan mı bak üstünden yürüyorum yokuş aşağı soldan sağa doğru yokuş aşağı gidiyor o yüzden bu fonksiyon azalan bir fonksiyondur dedik tamam mı 3 üzeri x'ti eksi 3 üzeri x nereye göre simetri aldırıyor başına eksi koyması x eksenine göre bu nedir Eksi 3 üzeri x'in grafiğidir. Bak eksi 3'ün x'inci kuvveti değil. 3 üzeri x'i neyle çarptım? Eksiyle çarptım. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisine bakalım şimdi. X yerlerine eksi x yazdırmış. Hx fonksiyonunu oluşturalım. Hx. Fx'te x yerlerine eksi x yazdırmış. 3 üzeri eksi x. Bu bildiğimiz bir şey zaten. Şu eksi kuvvet. 1 bölü 3 üzeri x'e dönüştürüyor değil mi? 1 bölü 3 üzeri x'e dönüştürüyorsa artan fonksiyon nasıl bir fonksiyona dönüşecek? Azalan. Bunun da grafiğini biliyorum ben. Nasıl bir grafik? Bu şekilde azalan bir grafik. Tamam mı? Ne yapıyor? Azalan. O zaman bu fonksiyonum da nasıl bir fonksiyondur? Azalan. Şimdi şu şeyden yorumlayalım. Dönüşümlerden yorumlayalım. X yerine eksi x yazmak ne yaptırıyordu? Ne yaptırıyordu? sağdaki grafik sola, soldaki grafik sağa geliyordu. Yani nereye göre simetri aldırıyordu içeriye x yerine eksi x yazınca? Y eksenine göre. E bunun y eksenine göre simetrisini alırsam bak şuradaki parça şuraya, şuradaki parça şuraya gelecek. Bak grafiğin birebir aynısı oluşmuş olacak. Fonksiyon dönüşümleri çok önemli. Bu yıl bir tane soru kesin gelecek. İyi öğren. Tamam bak aynısı oluştu. O yüzden bu fonksiyonda nasıl bir fonksiyondur? Azalan. Şimdi mx'e bakalım. MX'de ne yaptırmış? MX'de bir kere x yerlerine eksi x'i yazdırmış. 3 üzeri eksi x olmuş. Sonra bir de başına eksi koymuş. Tamam mı? O zaman aslında yaptığımız şey şu bak. 3 üzeri bu neyin grafiğiydi? 3 üzeri eksi x'in grafiğiydi. Bunun başına bir daha eksi koyarsa şu ilk durumdaki yaptığımız gibi nereye göre simetriğini aldırıyordur bu sefer? X eksenine göre simetrisini aldırıyordur. Yani şu grafiği x eksenine göre katladığında bu sefer nasıl bir grafik olacak? Şöyle bak bu grafik nasıl bir grafiktir? Artan bir grafiktir. Tamam mı? Yani oradan düşünebilirsiniz. Ne yaptık? X yerine eksi x yazdık. X yerine eksi x yazınca bu oluştu. Tamam mı? Ne yaptırdı önce? Bak x yerine eksi x yazdırmak demek. Bunun y eksenine göre simetrisini aldırmak demek. Şu anda 3 üzeri eksi x'i buldum. Şu. Başına bir de eksi koyarsa bunun bir de nereye göre simetrisini alıyorum? X eksenine göre hop bu da eksi 3 üzeri eksi x'in grafiği olmuş oluyor. O zaman burada artan bir tek bu m grafiği nasıl bir grafikmiş? Artan bir grafikmiş. Tamam mı? Hadi bakalım 12. Şimdi 12. soruda 4 tane üstel fonksiyon çizmiş bize. Y eşittir D üzeri X, Y eşittir C üzeri X, Y eşittir A üzeri X, Y eşittir B üzeri X. Burada A, B, C, D'yi Bunu parabolde de yapmıştık. Tek senden şunu istiyorum bak. Değer vermeyi çok iyi kullan. Şurada bir tane değer alalım. X'in 1 olduğu değer. Şimdi X'e 1 değerini verdiğim zaman bu buraya gitmiş. Bak bu buraya gitmiş. Bu buraya gitmiş. Bu buraya gitmiş. Şimdi X'e 1 veriyorum mavi grafikte. Yani burası nedir o zaman? C. Siyah grafik. X'e 1 değerini verdim. Burası ne oldu? D. Kırmızı grafik x'e 1 değeri verdim. Burası ne yaptı? B. 1 değeri verdim. Burası ne yaptı? A. Bak sıralama çıktı. En büyük hangisi o zaman? A. Sonra B, sonra D, sonra C. Tamam mı? Bak bunu yaparsan çok kolay. A büyük B'den, o da büyük D'den, o da büyüktür C'den. O zaman nasıl bir genelleme yapabiliriz? Bir kere artan grafiklerde y eksenine yaklaştıkça grafik taban ne yapıyordur? Büyüyordur. Azalan grafiklerde grafik y eksenine yap, yaklaştıkça taban ne yapıyordur? Küçülüyordur ama buna hiç gerek yok bu söylediğim şeye. Parabolde de bunu yap. Ver değeri karşılıklarını yaz. Tamam mı? Üstteki en büyüktür, alttaki en küçüktür. Bitti. Şimdi üstel fonksiyonla ilgili karşınıza çıkabilecekleri her şeyi yaptık. Şimdi logaritma fonksiyonuna geleceğiz. Burada üstlü sayılar, köklü sayılar, üstlü sayılar özellikle özelliklerini iyi bilmeniz lazım. Logaritmada da e, o yüzden orayı iyi bilmiyorsan logaritmada sıkıntı çekeceksin. Logaritmayla devam ediyoruz. Hadi görüşürüz.